Evet, herkese yeniden merhabalar. Bir kontrol edelim. Ses var. Tamam. Şimdi, bugünkü konumuz şu. Geçen hafta biz sign-in yani üye olma sayfasını yapmıştık ve burada validation kısmını yapmıştık. Yani kullanıcı bizim sistemimize üye olduğunda girdiği bilgiler gerçekten mantıklı mı? Acaba insanın anlayabileceği türden mi? Mesela isim, işte tek harfli bir isim olmasın, soy isim tek harfli olmasın. İşte e-posta kullanıcısı iyi bir, düzgün bir e-posta olsun, işte şifresi 6 karakterin altında olmasın gibisinden bazı bilgileri valid ettik. Yani kontrol ettik. Acaba okey mi değil mi, uygun mu değil mi diye kontrol etmiştik. Bu hafta yapacağımız şey de şu. Kullanıcı üye olduğu zaman diyelim ki bilgiler sağlam. Evet, bilgiler mantıklı. Bu bir e-posta adresi olabilir. Şifresi de düzgün. 6 karakter üzerinde. İsmini de düzgün girmiş. Ama peki ya bu e-posta adresi gerçek mi? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim bunu test edebilmemiz lazım. Peki bunun sistemleri nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Diyelim ki siz bir e-posta adresi ve isim gibi bilgileri girdiniz ve sisteme gönderdiniz. Sistem size e-posta adresinize, girdiğiniz e-posta adresinize özel olarak bir tane şifrelenmiş diyelim. Aslında tam olarak şifrelenmiş değil de UUID dediğimiz işte bir tane string gönderiyor. Genelde 16 karakterli bir string gönderiyor. Tabii biz bunun karakter boyutunu arttırabiliriz. Karakter boyutunu arttırmamızın sebebi şu, eğer gerekirse. Diyelim ki çok yoğun kullanılan bir sisteminiz varsa, siz şimdi birinin e-posta adresine bu karakterleri gönderdiniz. Şifrelenmiş stringi gönderdiniz. Birileri o string e-postaya gelmemişse bile o stringleri test edebilir. Sallıyorum, mesela hackersınız. Google'a biri abone olmaya çalışıyor ya da herhangi bir sisteme üye olmaya çalışıyor. E-posta adresinizi girdiniz. Sallıyorum. Ya da e-posta adresinizi siz girmiyorsunuz. Hacker giriyor. Tabii hacker'ın e-posta adresine böyle bir bilgi gelmiyor. Sizin e-posta adresinizi kullanmış. Haliyle sizin e-postanıza gelen karakteri tahmin etmeye çalışıyor. Şimdi bilgisayardaki bütün karakterleri hesaba kattığınız zaman işte bir karakter olduğunda sallıyorum 50 olasılık var. İki karakterli olduğu zaman 50 çarpı 50. Üç karakterli olduğu zaman 50 çarpı 50 çarpı 50. Haliyle 16 karakterli olduğu zaman tabi bu 50 sayısı kafadan sallıyorum. Daha fazla karakter var bilgisayarda. Küçük büyük harf ayrımına, efendim söyleyeyim, sayılara, karakterlere girdiğiniz zaman çok daha fazla olasılık artıyor. Haliyle hacker işte sizin sistemin belirlediği, mesela ben 1 saat söylüyorum. 1 saat içinde kendisine gelmeyen e-posta o stringi tahmin etmeye çalışacak, tutturmaya çalışacak yani. Ama tabii işte karakter boyutu ne kadar uzun olursa olasılık bu kadar yüksek oluyor, çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bu stringi tahmin edebilme ihtimali de düşüyor. Her neyse, tabii burada bir detay daha var, onu ben şimdilik yapmayacağım. Bu string ile e-postanın da eşlenmiş olması lazım. Yani bir şekilde e-posta bilgisinin de o linkin içerisine yerleştirilmiş olması lazım. Kısaca. Her neyse, biz şimdilik e-posta kısmını es geçiyoruz. Sadece sistemde kullanıcı üye olacak. Biz onu aslında veri tabanına, asıl veri tabanına eklemeyeceğiz. Fakat ne yapacağız? Bu veri tabanında henüz eklenmemiş olan bu bilgileri bir yerde saklayacağız. Daha sonra kullanıcı kendisine gelen e-posta adresine bakacak. Bu e-posta adresine baktığı zaman şunu diyecek. Ha, ben buraya tıklayayım. Benim bilgilerim veri tabanına, asıl veri tabanına kaydedilsin diyecek. Tabii biz ona da bir süre vereceğiz. Sallıyorum 10 dakika, yarım saat ya da ona benzer bir süre vereceğiz. Onun ayarlanması da aslında Redis ile yine yapılacak, fakat Redis ile yapılırken tabii bir miktar sıkıntı var. Onu da sonradan anlatırım. Tekrar, yani bu video değil de bu videonun devamında anlatacağız. Öncelikle kullanıcı üye olduğu zaman biz bunu veri tabanına değil
Redis'e ekleyelim. Neden Redis'e ekleyelim? Onun da sebebi şu. Veri tabanına eklediğimiz zaman belki kullanıcı sallamış bilgileri, e-postayı sallamış. O sırada da o e-posta adresinin gerçek sahibi üye olmak istiyor. Olamaz. Çünkü veri tabanında e-posta adresi unique olarak tasarlanmış. Dolayısıyla aynı e-posta adresinden başka biri üye olamaz. O yüzden ben bunun önüne geçmeyeceğim. Sadece işte yeni bir kullanıcı gelmiş mi, bu e-posta adresi onun mu değil mi diye kontrol edeceğim. Redis'te saklayacağım bilgiyi. E-posta adresinin ve kullanıcı adının ya da kullanıcının işte adı, soyadı bilgilerini Redis'te saklayacağız. Daha sonra ona bir tane string göndereceğiz e-posta adresine. O stringi alacak, bir linke tıklayacak. O link bize diyecek ki işte bu e-posta adresine bu link gitmiş. Ben de diyeceğim ki ha, tamam, o zaman ben bu e-posta adresine kayıtlı olan kullanıcı bilgilerini şimdi gerçek veri tabanına ekleyeyim. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Front-end kısmında sign-in kısmını yapmışız. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız herhangi bir şey yok. Ama shared kısmında şu var. Mesela diyelim ki kullanıcı üye olduğu zaman sign-in user demişiz ya. Buna gerek yok şimdilik. Ben onu şöyle yapayım. Register. Çünkü bu defa yeni bir tane olayı daha ekliyoruz. Kullanıcı sign-in olacak. Ama sign-in sadece evet ya da hayır cevabını verecek veyahut hata verecek daha doğrusu. Register'da ise user bilgisine bile gerek yok aslında. Şimdilik bu böyle dursun. Şuradaki sign-in'deki user'ı bir kaldıralım. Şimdi bunu kaldırdığımız zaman hata verecek ama sıkıntı yok. Bu hatayı daha sonra düzelteceğiz. Bizim amacımız şimdilik sign-in'de sadece Redis'e ekleme yapılması. Tabii bu ders biraz uzun sürecek, onu söyleyeyim. O yüzden birkaç derste yapacağız. Şimdi burada bakın app.msg, yani frontend, burada bir tane, bu frontend değil bu arada, backend tarafı burası. Ne yapıyor? Sign-in'e user gönderiyor ama ben az önce bunu kaldırdım. Neden? Çünkü veri tabanına ekleme yapmayacaktık. Kullanıcı user bilgisini almayacak. Sadece evet biz seni register ettik ama henüz sen sisteme kaydedilmemişsin bilgisi olacak. Dolayısıyla ben buradaki hani sign-in formu gönderildi ya, bu sign-in fonksiyonuna geleceğiz. Neredeymiş? Backend user kısmında sign-in fonksiyonu. Burası backend'da, user'da sign-in. Şimdi sign-in'de burada ne var? Postgres'in veri tabanına eklenmiş. Ama bizim istediğimiz şey şimdilik Postgres'e eklenmemesi. Neye eklenecek? Redis'e eklenecek. Redis'e nasıl eklenecek? Redis'e de şöyle eklenecek. Bir tane string oluşturacağız. Rastgele bir string. UUID dediğimiz bir string. Entity. Burada entity diye kullanacağız onu. Bunu Redis'in register tablosuna, hashmap olarak tasarlanmış register tablosuna ekleyeceğiz. Daha sonra buradan elde ettiğimiz, bu entity'den elde ettiğimiz string'i e-posta olarak bu girilen e-postaya göndereceğiz. Ama e-postayı ayarlamak şimdilik bu dersin konusu değil. Bu ders sadece Redis konusu. Redis'e bu kullanıcı bilgilerini ekleyeceğiz ve çekeceğiz. Şimdilik tek yapmamız gereken bu. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çünkü bu kısım en zor olan kısım açıkçası. E-posta gönderme kısmı anlattığım zaman göreceksiniz biraz daha basit. Tabii ben yapmadığım için basit. E-posta göndermenin teknik detayı zor aslında ama elimizde bir tane kütüphane var. O kütüphaneyi kullanacağız. Şimdi biz bunu sign-in 2 yapalım. Kaybolmasın çünkü bu kodlar bana lazım. Burayı alıyorum. Sign-in diyorum. Şimdi biz bu bilgileri ne yapacağız? Form bilgileri doğru ise result, SQLX result demişiz. Buna şimdilik gerek yok. Herhangi bir bilgi return etmesi. Ondan sonra
Postgres kullanmayacağız. Connection SQL değil. Neyi kullanacağız? Postgres değil. Nerede vardı? Dur ona bir bakalım. Login'de Postgres yapılmış. Verify. Burada da yine login yapılmış. Buralarda da yok. Redis'i biz nerede kullandık burada? Bir tane örnek lazım bana. Burada girmemiş miyiz ya? Biz burada girmiş olmamız lazımdı. Sign-in'de de bir tane oluşturmuş olmamız gerekiyordu. Neyse burayı sil. Öncelikle şurayı bir silelim. Sign-in formu geldi. Biz sign-in formuna ne yaptık? Burayı şimdilik böyle tasarlayalım. Hata verecek yine. Bu sign-in kısmında tabii error falan filan yok. O yüzden herhangi bir match kullanmamıza gerek yok. Match kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle yapıyoruz. Çağırıyoruz sadece. Bu fonksiyonu çağır. Fonksiyonu çağırdıktan sonra sadece şunu gönder diyoruz. Aşama aşama gidiyorum ben. Yani hemen bütün problemleri çözmeyeceğim. Çünkü bu biraz zorlayıcı olacak. Şimdi sign-in'i return etmiş olduk. Bakalım nerede hata var. Şurada hata var. Yine frontend kısmında da hani şöyle bir veri gelirse dedik ki aslında öyle bir veri gelmeyecek. Şimdilik burayı da şöyle yapalım. Çünkü kullanıcı üye olduğunda bir kullanıcı bilgisi gelmesi lazımdı ama biz şimdilik sign-in'de bir kullanıcı gelmeyecek. Sadece sign-in gelmesi yeterli. Error gelmesin yeter. Benim için önemli olan şey bu. Tabii error gelmesi için öncelikle Redis'e bir gideceğiz. Redis'ten bilgileri alacağız ama niye burada Redis yok? Redis'i nerede kullandık biz ya? Tamam. Burada bir yerde Redis'e bizim kullanıcı bilgilerini eklemiş olmamız gerekiyordu. Ben bunun dersini işlemiştim diye hatırlıyorum ama niyeyse bulamıyorum burada. Login olduğunda login olduğunda biz sadece out gönderiyoruz. Redis'e ekleme yapmıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Bir dakika. Buraya gelelim. Login kısmında vardı. Tamam, şurada. Burada kullanıcı diyelim ki login oldu. Tamam, her şey okey. Burada bir tane auth token oluşturuyoruz. Sonra connection set user'da tanımlamışız. Tamam. Connection set user. Şurada. Bakın burada Redis'i kullanmışız. O halde ben buraya set user değil register yapayım buraya. Register. Ama register olduğunda bizim kullanıcının bilgileri bize lazım. Çünkü biz bu kullanıcı bilgilerini Redis'e göndereceğiz. Redis'te saklanacak ve kullanıcı e-posta adresini girdiği anda, e-posta adresine gelen adrese tıkladığı anda ben o adresteki bilgiye bakarak o kullanıcının bilgilerini bir şekilde almam lazım ki veri tabanına kaydedeyim. O yüzden şimdilik bunu ne yapacağız? ID'si tek bana yetmez. Buraya user sign in form lazım bana. Şu lazım. Buraya ekledik. Sonra get connection, redis connection'ı aldık. Redis'e komut gönderiyoruz.
Nedir? İşte hash set komutu gönderiyoruz ama bu defa sessions değil, registers. Registers diyelim. Out token. İşte bu out token hash seti biliyorsanız hash map gibi çalışır. Out token key olacak. ID value mesela burada ben value olarak user'ı kullanacağım. Ama burada to Redis args is not satisfied. Benim bunu işte neye çevirmem lazım? JSON'a çevirmem lazım. Serde bakalım serde hemen bakalım. JSON'a çevireceğiz ki Redis bunu saklasın. Daha sonra Redis'ten bunu istediğimizde Redis bize bu bilgiyi versin. Sonra biz bu bilgiyi alıp Rust türüne çevireceğiz. JSON bilgisini aldığımız, çevirdiğimiz o bilgiyi de veri tabanına kaydedeceğiz. Biraz karmaşık gibi gelebilir ama JSON neden kullanılıyor? Veri türlerini birbirlerine nasıl çeviriyoruz? Onu bilmek gerekiyor. Şimdi geliyoruz. Rust serde struct to JSON. Tamam. Tabii biz burada serde JSON kullanmamız lazım. From setter function. There is also. Şöyle yapsak nasıl? Format. Formatın çalışma mantığından yola çıkarsak eğer bunu aslında şöyle hesaplayabiliriz. Yes. Düşündüğüm biraz daha kolay oldu. Şimdi bunu çevirdik. Çevirmedik aslında. Register'ı yaptık. Şimdi ben geliyorum buraya. Bu register ne zaman çalışacak? Sign'inde çalışacak. Değil mi? Sign'inde ben register'ı çalıştıracağım. Şimdilik sadece bunu alsın, register'a kaydetsin form bilgilerini. O halde ben şöyle diyorum. Connection register form out token. Out token'ı nereden alalım? Şöyle bakın burada bir tane out token olmuş. Şöyle bir out token oluşturabiliriz. Tabii ben burada biraz farklı kullanmışım ama direkt şöyle yapabilirim ben. Entity bize yeni bir out token oluşturacak. Hatta hiç buna da gerek yok. Direkt entity'den yeni bir generate ediyor. Yeni bir UUID generate ediyor. Ben bunu aldım. Register et. Evet. Out token işte Redis out token'i key olarak alacak. Form'u da efendime söyleyeyim data olarak alacak. Bu out token ile eşleştirerek saklayacak. Bu biraz güzel bir kazanım tabii bizim için. Out token entity olması gerekiyor. Buraya out token yerine entity id diyelim. Entity id diyelim. Into string buna gerek yok. Yes. Bakalım. It's not satisfied. Niye? Entity acaba o zaman hiç işimizi bozmayalım. Direkt out token yapalım. Out token new. Şöyle yapalım. İşimiz bozulmasın. Burayı da şöyle tekrar out token'a çevirelim. Out token yapalım. Burası tabii to string into string to owner falan filan çarçurt mismatch types. Al kardeş. Çok şey yapma. Tabii bu await olması gerekiyor. Async olduğu için wait diyoruz. Tamam.
kullanılmadı tabii, çağrılmadı, herhangi bir değişkene ataması yapılmadığı için doğal olarak herhangi bir uyarı veriyor aslında burada sadece. Bu önemli değil. Sonuçta çalışacak, çalıştıracak yani bu. Bir de bakalım. Şimdi bir üye olalım. Üye olduğumuz zaman bunu Redis'e atacak. Bunu yapalım, bu ders çok kafa karışmasın diye şimdilik böyle devam edelim. Tabii çalışsın. E-postaya daha gönderme işini yapmadık bu arada. Ama e-postaya göndermek için de şunu yine kullanacağız. Sadece şunu. Evet. Üye ol diyelim. Adınız AAA BBB. E-posta adresi aaa@gmail.com. Şifre 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 diyelim. Şimdi ayarlar konusu ayarlara gerek yok. Diğer araçlar, geliştirici araçları. Konsol nerede? Gelmiş. Veri tabanına bir bakalım. Tamam. Herhangi bir hata vermemiş. Herhangi bir hata vermemiş ama tabii buraya aslında benim tabii bir sonraki derste yapacağız onu da. Eğer signing gelirse bu ekranda bir yazı çıkacak ve şunu söyleyecek. Evet. Register oldun, git e-posta adresini kontrol et. Hatta onu da hemen şimdi yapalım. Content signing kısmına gelelim. Signing. Buraya bunun aynısını alıyorum. Bakın, işler aslında çok basit bir şekilde ilerliyor. Zaten hani diyorum ya, sıkılabilirsiniz bir süre sonra sürekli onlarla uğraşırsanız. Option bu. Bu kadar aslında yapabilirsiniz. Sum false. Aslında sadece bir şeyin olması bile yeterli. Buna true veya false bile gerek yok. Options'a bile gerek yok. Direkt şöyle boolean diyelim. Register'da buraya da sadece false diyelim. Şimdi ben geliyorum. Bakın nereyi değiştiriyorum. Sign in page. Burası sign in page değil mi? Ama ben buna ne yapalım? Ben sign in page 2 diyelim şimdilik buna. IMP'de element. Bakın şimdi ne yapıyorum? Bir tane sayfa olsun. Kalın. Kalın. New. Item. Signal. Item signal. Neye göre? Az önce yazdığım register'a göre. Geliyorum, diyorum ki bunu biraz tabii açık yapalım. Register'ı al. Register'ı al. Signal oluştur. Signal map oluştur. Map'te sadece bir tane çağırıyor ama. Niye? Burada iki tane oluşturması lazımdı. Bu olduğu için bir tane daha olması lazım. Şu. Bakalım. Tamam. Evet. Şimdi burada şu, bakın. True'da şu çalışsın. False'da şu çalışsın diyor burada mesela. Ben geliyorum buraya. True'da hangisi çalışsın? Eğer register olmuşsa şuraya bir tane daha register için sayfa ekliyorum. Bn registered, yani register edildiği IMP'li elementine, sonra geliyorum buraya
Prove diyorum. New item ekledik. Label, bir tane label. New labeli ne olsun? Labeli işte şu olsun. E-postanıza link gönderin. Şimdilik bu kadar. Tabii ileride açıklama yaparız. Ben geliyorum buraya. Map de diyor ki registered. Eğer true ise bunu yaz. False ise sign in page yaz. Ama tabii ben bunu register yapayım bunu. Bu defa register via olsun, register via. Buranın ismini artık sign in page değil, register via yapalım. Yaptık. Burayı da biliyorum sign in page yapıyorum. Burada ne diyor? Niye? Şöyle biraz düzenleyelim. Register signal, map pull signal. Tamam, anladım. Sadece closure istiyor. Şöyle. Aslında onu direkt şöyle de yazabilirim. Metot şeklinde yazdığımda bir hata veriyor. Ama eğer mesela şunu kullandığım zaman bu bir closure olması gerekiyor ya, böyle yaptığım zaman kabul ediyor. İkisi de yine mi olmadı? Tamam. Kaldır kardeş. Çok durdur etme. Bir bakalım ne diyecek. Yine istemiyormuş. Her ikisinde de bunu şart koşuyormuş. Bazı yerlerde şart koşuyor. Bazı yerlerde şart koşmuyor. Tamam. Bunu diğer derslerde. Allah Allah. Niye ya? Item IMPL into option element. Ne istiyor kardeş bu bizden? Tekrar bir bakalım. Is not satisfied. Item signal register, tamam. Table bool yapmışız. Okay. Ne istiyor ya? Hakikaten çözemiyorum ya. Doğru olması lazım. More mu kullanmamı istiyor? Ne istiyor benden? Şunu mu istiyor acaba? Yok, bu değil. Item. Multiplier array item signal. Bunu nerede kullanmıştım başka? Logine bir bakalım. Kullandığım bir başka yer vardı. Mapple kullandığım bir yer vardı ama nerede vardı? Buraya bir bakalım. Map. Tamam. Bu. Ana. Şunu mu istiyor acaba? Yok, bunu da istemiyor. Text zero arguments, doğru. Text one argument. One argument. A diyelim.
Ha, diyelim bir bakalım. Arkadaş ben neyi yanlış yapıyorum burada ya? Ben Harvard kısmının nerede yanlış yapmışız? Bir bakalım. Son kısımlarında elementlerde yapmıştık. Mekbul. Mekbul. Tamam. Signal mekbul. Mekbul sadece kullanmış burada. Mekbul. Doğru ya, sadece mekbul kullanmışız. Dolayısıyla bunlara gerek yok. Tamam. Register BF. Şimdi ne diyor? Şuraya bir bakalım. İkisi ayrı ayrı. Biri row, biri column olduğu için burayı da column yapalım. Şimdi yine dırdır ediyor. Opaque type. Alde şöyle into row element diyelim. Buraya da aynısını diyoruz. Türlerini aynılaştırıyoruz. Yes. Şimdi oldu. Tabii bir tek yer kaldı. O da şu. Connections signing geldiği zaman şunu yapıyoruz. Şunun aynısını alalım. Evet. Up. Signing. Signing'de register vardı ya. Register'ı. Henüz pop yapmadığım için böyle. Register set. Nerede bu? Signing. En başta burayı pop pn yapıyoruz. Şimdi oldu. Bakın şimdi. Tekrar aaa bbb e-posta adresi salla gmail.com uyumlu bir e-posta adresi. Bu da tamam. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 giriş yap. E-posta adresi size link gönderildi. Ama aslında gönderilmemiş henüz. Sadece bu bilgiler kaydedildi. Şimdi bu bilgileri Redis'te de bir görelim. Redis CLI'yi çalıştıralım. Hash get register field'ı ne olsun? Bakalım field'ı ne olacak? Core ID şu, session ID şu. Bunların hiçbiri bana out token henüz burada gösterilmiyor. Register hash get all. Bakalım Redis'ten bunu bir alalım. Redis hash get all. Ha, hiç alt tire'ye gerek yok. Hash get all registers. Bakın buraya JSON olarak bunları almış. Bu bir JSON olarak görülebilir mi? Evet, görülebilir. Dolayısıyla eğer benim elimde JSON olarak Redis'te kayıtlı ise ben burada kayıtlı olan bilgiyi, bakın şu bizim key'imiz. Ben bu key'i kullanıcıya e-posta adresi olarak göndereceğim. Kullanıcı bu e-posta adresine tıklayacak. Register diye bir link oluşturmam gerekiyor tabii. Tıkladıktan sonra bu bilgi benim sunucuya gelecek. Benim sunucu ha, tamam diyecek. Ben bunu hatırlıyorum. Bu bilgi bende var diyecek.
Daha sonra işte ben buradan Redis'ten aldığım şu bilgileri bu defa veri tabanına kaydedeceğim. Ama tabii veri tabanına kaydederken e-posta adresi bu defa kontrol edilerek yapılacak. Tabii burada henüz password'ü hashlemediğimiz için güvenlik açısından sıkıntı var. Bunu hashleyerek göndermemiz gerekiyor. Ya da e-posta bu bilgileri direkt Postgres'e kaydedip aslında sadece is aktif kısımlarını değiştirebiliriz. Aslında bu da mantıklı bir seçenek olabilir. Kullanıcı sadece e-posta adresine gelen şu linke tıkladığında sadece user bilgisi register olacak gibi. Ama bunun dezavantajı da şu. Diyelim ki bir sürü kişi register oluyor ama kayıtlı olmayan e-postayla register oluyor. Ben bunları ne zaman sileceğim? Bunları aslında silebiliriz. Evet. Öyle mi yapsak acaba? O da olabilir. Neyse bugünkü bu dersin konusu bu kadardı. Kullanıcı bilgilerini aldık. Redis'e kaydettik. Bir sonraki derste Redis'ten alacağız. Redis'ten alıp kontrol edeceğiz. Posta adresine de bir tane link göndereceğiz. Onu da dediğim gibi ders çok alengirli olmasın diye hepsini tek kalemde vermeyeceğim. Bunu şimdilik burada tutalım. Ama devam edecek tabii. Birkaç ders halinde yapacağım çünkü.